Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Süperpozisyon teoreminin ikinci örneğiyle devam ediyoruz. Devremizde bir tane gerilim kaynağımız, bir tane de akım kaynağımız var. Öncelikle gerilim kaynağımızın devre bizden ilk akımını yani 6 ohmluk dirençten geçen akımı soruyor. Öncelikle ne yapalım? Akım kaynağımızı devre dışı bırakalım. Yani akım kaynağımızı açık kaynakmış gibi, uçları açıkmış gibi düşündüğümüz zaman geriye zaten R1 ve R2 dirençleri ve bir de gerilim kaynağımız kalıyor. 12 ohm, 6 ohm ne yapacaktır? 18 ohm ve buradan geçen akım I akımı eşittir. 36 bölü 18'den 2 amper olarak bulunacaktır. Şimdi burada gerilim kaynağımızın etkisi 2 amper imiş. Şimdi akım kaynağımızın etkisine bakalım. Bu sefer ne yapacağız? Gerilim kaynağımızı kısa devre gibi düşüneceğiz. Bu durumda devremiz burada bir akım kaynağı, burada bir 6 ohmluk direnç ve burada da bir 12 ohmluk direnç. İşte buraya akım bölme kuralını uygularsak eğer gelen akımımız 9 amper. Buradan x geçerse buradan 2x geçer diyorum ve 3x eşittir 9, x eşittir 3. 6 ohmluk dirençten geçen akımım neydi? 2x'ti. O da eşittir 6 amper yapacaktır. Şu yönüne bakarsam o da yukarıdan aşağı yönde 6 amper akacak. Bu bunun etkisi, bu da bunun etkisi. Öyleyse I2 akımım 2 artı 6'dan 8 amper olarak hesaplanacaktır.